Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Yeni ünitemize başlıyoruz gençler. Bu ünitemizin adı tabii ki canlılar dünyası olacak. Alemlerden bahsedeceğiz. Sınıflandırma çeşitlerinden bahsedeceğiz. İlk dersimizde canlıları sınıflandırmanın amacı ve çeşitleri olacak. Hemen takvimi gösteriyorum. Bugün sınıflandırmanın amacını yapacağız. Çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde de sınıflandırma kategorileri, basamakları sizlerle birlikte olacak. Daha sonrasında ikinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Tabii ki sadece biyoloji değil, kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazılılarına hep birlikte hazırlık yapacağız. Ödevlerinizi de gösterip hemen dersimize geçiyorum. Üçüncü ünitemize başladık yani hücre ünitesini tamamladık. Hücre ünitesinin sonuna kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Canlılar dünyası kısmına geçiyoruz. Sınıflandırmanın amacı yapay sınıflandırma, sınıflandırma tarihçesi, doğal sınıflandırma bugünkü dersimizin konusu olacak. Yani dersimizi bitirdiğimiz zaman sayfa 149'a kadar sıfırdan 9'a biyolojide çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Dinamo için de aynı şey geçerli. Hemen üçüncü üniteyi açıyorsunuz. Sayfa 117'den başlıyorsunuz. Nereye kadar geliyorsunuz? Tara geç testinin, tarama testinin sonuna kadar geliyorsunuz. Sayfa 122'ye kadar bu dersi bitirdiğimizde çözmediğiniz kısmın buradan da kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde sınıflandırmanın ne olduğundan bahsedeceğiz. Niçin canlıları sınıflandırıyoruz? Sınıflandırma yaparken nelere bakmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Sınıflandırmayı yaptık. Tamam. Belli bir amaca yönelik canlıları sınıflandırdık. Biz bu amaçtan ne gibi faydalar elde edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Çok eski dönemlerden beri sınıflandırma aslında yapılmış. Eskiden yapılan günümüzde geçerli olmayan sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Günümüzde geçerli olan sınıflandırmayı da anlatıp bugünkü dersimizi sonlandırmış olacağız. Dünya üzerinde 10 milyon ile 80 milyon arasında canlının olduğu tahmin edilmiş durumda. İsmini bildiğimiz sınıflandırmada yerine koyduğumuz milyonlarca canlı var ama henüz bizim isimlendirmediğimiz, farkında bile olmadığımız, keşfedemediğimiz de milyonlarca canlı türü olduğunu düşünüyoruz. E haliyle o zaman sınıflandırma bilimi çok geniş bir bilim dalı. Zaman içerisinde canlılar keşfedildikçe, teknoloji geliştikçe, yeni özellikler ortaya çıktıkça bu bilim dalı gelişiyor ve değişiyor. Gençler insanlığın ekolojik dengeyi bozarak canlıların yaşam alanlarını yok etmesi yüzünden... Birçok canlı nesli de tabii ki tükenmiş durumda. Mesela buz devri çizgi filmini filmini seyrettiğimiz zaman orada gördüğümüz hayvanların hepsinin günümüzde nesli tükenmiş durumda. Tarih boyunca tabii ki insan meraklı bir varlık. Devamlı olarak canlıları sınıflandırma gereksinimi duymuşlar. Etrafımızda nasıl canlılar var? Hangi özelliklere sahip? Biz bu ekosistem içerisinde kimlerle yaşıyoruz diye merak duygusuna kapılmışlar ve canlıları sınıflandırma yöntemleri geliştirmişler. Ne yaparak sınıflandırma yapacaklar? Tabii ki canlıların sahip olduğu benzer özellikleri dikkate alarak sınıflandırma yapacaklar. Günümüzde geçerli olan doğal sınıflandırmaya göre de canlılar 6 tane büyük aleme ayrılıyor. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protistalar alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemi dediğimiz 6 tane alemimiz var. Tabii ki her zaman gelişmemişten gelişmişe doğru bir sınıflandırma yapacağız gençler. Sınıflandırma yaptığımız zaman da aslında işimizi kolaylaştırmak istiyoruz. Mesela ben kütüphaneye gittim. 9. sınıf biyoloji kitabı arıyorum. Öncelikle olarak kütüphanede aradığımı yüzlerce kitabın içerisinden bulabilmem için kütüphaneciye ne demem lazım? Eğitim kitapları nerede? kütüphaneci beni yönlendirecek. Sonra kütüphaneciye diyeceğim ki biyoloji kitapları nerede? Sonra şu taraf diye yönlendirecek. Sonra diyeceğim ki dokuzuncu sınıf kitapları nerede? O da beni dokuzlara yönlendirecek. Dokuz biyoloji kitabını bulup çekeceğim. Yani ben sınıflandırma yaptığım zaman, gruplandırma yaptığım zaman aradığımı çok daha kolay buluyorum. Okula gittiğin zaman bir öğrenciyi aradığın zaman ne diyorsun? Liseye gidiyor. Hangi sınıfta? 9. sınıfta. Hangi şubede? A şubesinde. Numarası ne? Şu. Ha, burada deyip yerini kolay bir şekilde bulmuş oluyoruz gençler. Doğadaki canlıların benzerlik ve farklılıklarına, ayrıca akrabalık derecelerine grup, göre gruplandırılmasına tabii ki sistematik ismini vereceğiz. Sistematik bitkileri sınıflandırabildiği gibi hayvanları da sınıflandırabilir, bakterileri de sınıflandırabilir. Bitkileri sınıflandıran bilim dalına botanik ismi veriliyor. Hayvanları sınıflandıran bilim dalına ise zooloji ismi veriliyor. Canlıları sınıflandırmak için gerekli olan bütün kural ve kriterleri belirleyen bir bilim dalımız da var. O da bizim için taksonomi olacak gençler. Yani canlıları sınıflandırmaya sistematik diyeceğiz. Sistematik bilimi içerisinde neye bak? Hücresel yapıya bak. Neye bak? Beslenmesine bak. Neye bak? Bilmem ne organeli var mı diye bak. Gibi özellikleri şuna bakarak, buna bakarak sınıflandırma yapacaksın diyen bilim dalı ise taksonomi olacak çok detaylı bilmenize gerek yok ama mesela canlıları bitkiler, hayvanlar diye gruplandırabiliyoruz. Bitkileri daha alt gruba çiçeksiz bitkiler, çiçekli bitkiler diye gruplandırabiliyoruz. Sonra çiçekli bitkileri açık tohumlu, kapalı tohumlu, kapalı tohumluları tek çenekli, çift çenekli diye gruplandırabiliyoruz. Yani daha detaya inerek, daha detaya inerek, daha detaya inerek sınıflandırma yapabiliyoruz. Biz genel, en üstten kural ve kriterlerini öğreneceğiz. Bu kadar alta inmemize gerek kalmayacak gençler sınıflandırmanın amacına baktığımız zaman yazılı da mutlaka buradan bir soru geçecek. Canlıların sınıflandırılmasının amacını yazınız diye bir klasik soru gelecek. Niye sınıflandırma yapıyorum? Doğayı daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum. Doğada bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Benim bunun farkına varmam, bunu bozmamam. Bundan maksimum verimle yararlanmam lazım. Canlı türlerini birbirinden ayırt edebilecek düzenli bir sistem oluşturmak istiyorum. Benzer özelliklere sahip canlıları gruplandırmak, onları isimlendirmek istiyorum. Haliyle ben gruplandırıp isimlendirince ben onun yerini belli edince başka bir bilim insanı onunla ilgili bir çalışma yapıyorsa çat diye kolayca buluyor. Karışıklık ortadan kalkmış oluyor. Canlıların sınıflandırması sonucu elde edilen bilgileri o gruba dahil bireylerin tamamı için geçerli sayarak zaman kaybını da en aza indirgemek istiyorum. Sonra bir canlı üzerinde bir çalışma yaptım. Bunun en yakın akrabası bununla aynı grupta olan da budur dedim. E böyle dediğim zaman ne yapmış oluyorum? O gruba ait özellikleri diğeriyle de birleştirmiş oluyorum. Haliyle aynı konuda tekrar tekrar çalışılmasını da önlemiş oluyorum. Dünya üzerinde yaşamış, nesilleri tükenmiş eski türler ile yeni türleri karşılaştırabiliyorum. Akrabalık derecelerini belirleyebiliyorum. Yeni bulunan türlerin tanımlanmasını, adlandırılmasını kolaylaştırabiliyorum. Biyolojik çeşitliliği anlıyorum. Dünya üzerinde canlıların yayılışının nasıl değişebileceğini anlıyorum. Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit ediyorum. Bilmem ne ilacı bilmem ne bitkisinden elde ediliyor. Bu bitki de bir tek benim ülkemde yetişiyor. O zaman bu bitkiden bu ilacı elde etmek için herkes benim ülkemden bir şeyler satın almak, benim ülkeme bir ödeme yapmak zorunda. Bu da benim tabii ki ekonomik gelirim anlamına geliyor gençler. Bir de dediğim gibi canlıları sınıflandırırken insan çok meraklı bir varlık olduğu için çok eski dönemlerden bu yana yapılan sınıflandırmalar var. Aslında size yazılı da ampirik ve filogenetik sınıflandırmanın farklarını soracak. Neye bakıldığına göre, neye dikkat alındığına göre yazınız diyecek. Biz en baş şöyle kendi içerisinde bir kıyas yapalım. Şimdi ampirik sınıflandırma ta milattan önce 300'lü yıllarda Aristo tarafından yapılıyor. Aristo çıkıyor dışarıya canlıları incelemek istiyor ama bak milattan önce 300'lü yıllardan bahsediyorum. Canlılar ikiye ayrılır diyor. Bitkiler var diyor bir de hayvanlar var diyor. O zaman böyle gözle görülmeyen mikroskobik canlılardan ne bileyim bakterilerden ne bileyim amip öglene paramesyum gibi tek hücreli canlılardan tabii ki haberleri yok. Canlılar ikiye ayrılır bir bitkiler var bir de hayvanlar var diyor. Daha sonra bir tane Aristo'nun öğrencisi var bitkileri kendi içerisinde üçe ayırıyor. Diyor ki otlar var çalılar var bir de ağaçlar var. Aynı öğrenci hayvanları da gruplandırıyor. Hayvanları da kendi içerisinde suda yaşayan hayvanlar var diyor. Karada yaşayan hayvanlar var. Bir de havada uçabilen hayvanlar var diyor. E Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya baktığımız zaman Aristo canlıların nesine göre sınıflandırma yaptı? Ot, çalı, ağaç yani dış görünüşlerine göre sınıflandırma yaptı. Sonra bir de neyi dikkate aldı? Yaşadığı yeri dikkate aldı. Günümüzde ampirik sınıflandırma dediğimiz yapay sınıflandırma geçerliliğini tamamıyla yitirmiştir. Canlıların dış görünüşüne bakarak "Aa bu ikisi birbirine benziyor, o zaman bunlar yakın akrabadır." demiyoruz suda yaşayan her hayvan birbiriyle yakın akrabadır. Bak bu ikisi de uçuyor ikisi de yakın akrabadır demiyoruz. Yani yaşadığı yere bakarak yakın akrabalık derecesi belirlemiyoruz gençler. Ama eskiden ne yapıyorlarmış sinek havada uçuyor. Leylek havada uçuyor ikisinin de kanadı var havada uçuyorlar sinekle leylek yakın akrabadır diyorlarmış. Balık suda yüzüyor balina suda yüzüyor ikisi birbiriyle yakın akrabadır diyorlarmış. Günümüzde geçerliliğini yitirdi. Günümüzde filogenetik doğal sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmayı yapıyoruz. Filogenetik doğal sınıflandırmada da teknolojinin bize kattığı bakabileceğim her şeye bakacağım. Tabii ki en başta DNA benzerliğine bakacağım, protein benzerliğine bakacağım, hücresel yapısına bakacağım, anatomik, morfolojik özelliklerine bakacağım. Her şeyi dikkate alarak canlıyı sınıflandırmış olacağım. Ampirik sınıflandırma yaparken analog organ dediğimiz organlar kullanılır. Filogenetik sınıflandırmada da homolog organ dediğimiz organlar kullanılır. Analog organla neyi kastediyorum? Mesela kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara biz analog organ ismini veriyoruz. Soruda yazdım. Sineğin kanadı, leyleğin kanadı. Aslında şöyle hayal ederseniz yapamayacağınız soru yok. Embriyonik kökenlere bakılır, embriyonik tabakalara bakılır ama biz embriyonik tabakaları öğrenmiyoruz. O zaman hayal kurarak soruları yapabiliriz. Ne yapacağım? Sineğin kanadı, leyleğin kanadı dedi. Sineğin kanadı böyle zarsı, incemsi bir şey. Leyleğin kanadı etten, kemikten. Bunların kökenleri farklı. Ama sineğin kanadı da uçmaya yarıyor. Leyleğin kanadı da uçmaya yarıyor. Görevleri aynı. O zaman sineğin kanadıyla leyleğin kanadı analog organdır. Analog organlarda ampirik sınıflandırmada kullanılır. Aristo'nun bulduğu. Filogenetik sınıflandırmada kullanılan homolog organlarda ise bakılan şey kökendir. Kökenleri aynı görevleri farklı veya aynı olan organlara homolog organ ismi veriliyor. Mesela balinanın yüzgeci insanın kolu dedi. Balina yüzgecine baktığım etten kemikten memeli bir canlı yüzmeye yarıyor. İnsanın koluna baktım etten kemikten tutmayı yarıyor. Yani bunların kökenleri aynı görevleri farklı. O zaman homolog organdır diyeceğiz. Balina memeli bir canlı insan memeli bir canlı tabii ki aralarındaki akrabalık derecesi aynı gruptalar gençler yakın diyeceğiz. Sınıflandırmanın şekilleri aslında en başta Aristo'nun yaptığını söyledim ya şöyle bir kafamızda oturtalım dedim şimdi derinlerine inmeye başlıyoruz. Canlıları ilk olarak sınıflandıran kimdi? Aristo'ydu. Ne yaptı? Çevresinde gördüğü hayvanları ve bitkileri dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere göre gruplandırdı. Aristo'nun yaptığı Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere göre sınıflandırmaya da ne ismi veriliyormuş? Ampirik sınıflandırma yani yapay sınıflandırma ismi veriliyor. Kesinlikle ampirik yapay sınıflandırma sorularda çıkacak. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Canlıların dış görünüşüne, yaşadığı yere bakarak sınıflandırma yapmıyoruz. Ha sorularda çıkarsa diye bir tane de şey söyleyeyim size. Tabii ki Aristoteles zamanında kromozomlardan haber yokmuş. Kromozomların genlerin ne olduğunu bilmiyorlarmış ama sınıflandırma yaparken kromozom sayısı da dikkate alınmaz. İki canlının kromozom sayısı yakın diye o iki canlı yakın akrabadır demiyoruz veya kromozom sayısı fazla olan canlı daha gelişmiştir demiyoruz klasik örnek eğrelti otu 500 kromozomlu insan 46 kromozomlu eğrelti otu insandan daha gelişmiş bir canlı mı tabii ki hayır kromozom sayısı canlının gelişmişlik düzeyini göstermez buradan devam ediyorum Ampirik sınıflandırmada Aristo canlıları ikiye ayırdı. Bir bitkiler var dedi, bir de hayvanlar var dedi. Bitkileri onu, onun öğrencisi dış görünüşlerine göre otlar, çalılar ve ağaçlar diye üçe ayırdı. Hayvanları da onun öğrencisi karada yaşayanlar, havada yaşayanlar, suda yaşayanlar diye gruplandırdı. Embriyonik ve filogenetik kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara ne diyormuşuz? Analog organ ismini veriyormuşuz. Ampirik yapay sınıflandırmada da ne dikkate alındı? Analog organlar kuşun kanadı sineğin kanadı ben nasıl hayal kurdum kökenlerini düşündüm embriyonik tabakalarını bilemem hayal ettim ince zarsı bir yapıya sahip etten kemikten o zaman bunların kökenleri farklı ama ikisi de neye yaradı uçmaya o zaman bunların görevleri aynı dedim ya da baktım memeli bir canlının ayağından bahsediyor atın ayağı da diyebilirdik böceğin ayağı da diyebilirdik Atın ayağı, böceğin ayağı dedi. İkisinin de ayağını kıyas yaptığım zaman böceğinki böyle ince bir yapıya sahip. Atın ayağı etten, kemikten. İkisi de yürümeye yarıyor. Ama bunların kökenleri farklı, görevleri aynı. O zaman bunlar da analog organdır diyeceğiz. John Ray tür kavramı dediğimiz kavramı ortaya atmış durumda. Türün tanımı çok kolay bir sonraki senelerde de hep karşımıza çıkacak hemen tür kavramını kafama yazayım ünitenin devamında da karşıma çıkacak 10. sınıfta da tekrar tekrar türün tanımı karşıma çıkacak canlıları en küçük gruplandırdığımız birim türdür türün neye bakarak gruplandırıyoruz mesela senin önüne 100 tane hayvanı koydum diyorum ki aynı tür olanları tut getir sen bakıyorsun tabii ki aynı tür olan canlılar birbirlerine çok benzeyecekler. Tabii ki ortak bir atadan gelecekler. Önemli. Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini vereceğiz. Yıldız, yıldız, yıldız. Çiftleşme yeterli değil. Verimli döl bizim için önemli. Verimli döllede kastettiğim şey aslında kısır olmayan bireyin meydana gelmesi. Neden? Doğada insan zorlaması olmadan atla eşek çiftleşebiliyor. Atla eşek çiftleştiği zaman katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katırlar kısır bireylerdir. Başka bir katırla, başka bir atla, eşekle çiftleşemiyor. O yüzden at başka bir türdür, eşek başka bir türdür. Yani iki canının çiftleşip çocuğunun olması yeterli değil onlara aynı tür dememiz için. Çocuğunun çocuğu da olacak. Yani torunu oluyorsa aynı türdür diyeceğiz. Canlıların ortak özelliklerine bakılarak yapılan ilk sınıflandırma Linne tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda Linne yeni bulunan canlı türlerini de tanımlamak için daha kapsamlı bir sınıflandırma yöntemi önerdi. John Ray tür kavramını ortaya atmıştı ya, onun ortaya attığı bu tür kavramını da kendi yaptığı sınıflandırmada dikkate aldı. Sonra Doğanın Sistemi adı verilen bir kitap yayınladı. Sınıflandırmaya ilişkin geliştirdiği bilimsel yöntemi de bu kitabında açıkladı. Birçok bitki türünü ve hayvan türünü gruplandırmış oldu. Günümüzde o zaman geçerli olan doğal sınıflandırma, filogenetik sınıflandırmanın temelini kim atmış oldu? Linne. Tabii ki onun attığı bulduğunun üstüne gelişmeler de oldu gençler. Dedim ya her canlı keşfedildiğinde veya canlının farklı bir özelliği ortaya çıktığında mikroskopların gelişmesiyle, boyama tekniklerinin gelişmesiyle sınıflandırma bilimi değişime uğruyor, daha da gelişiyor. Biz şimdi canlıları 6 tane aleme ayırıyoruz. Yeni canlı türleri keşfedilir. O canlı türünü hiçbir grup altına koyamayız. Bambaşka özelliklere sahiptir. Yeni bir alemde oluşabilir. 1938 yılında bitkiler ve hayvanlar alemi dışında prokaryot tek hücreli canlıların gruplandırıldığı bakteriler ile Ökaryot tek hücreli canlıların gruplandırdığı protistleri de içine alan dört alemli bir sınıflandırma yöntemi önerildi. Yani önce canlıları ikiye ayırdılar bitkiler ve hayvanlar var dediler. Sonra dediler ki gözüm mikroskopların gelişmesiyle birlikte gözümüzde göremediğimiz mikroorganizma diyebileceğimiz küçük canlılar da var. Bunların prokaryotlarını ve ökaryotlarını ayıralım biz dört tane sınıf yapalım bakteriler olsun o protist alemi dediğimiz ökaryot tek hücrelerin olduğu bir alem olsun bitkiler ve hayvanlar alemi olsun denildi ve dört tane alem oluşturuldu. Daha sonra mantarlar keşfedildi daha doğrusu biliniyordu da mantarların özellikleri keşfedildi. Dediler ki mantarları bitkilerin altına koyalım ya da hayvanların altına koyalım. Mantarlar beslenme olarak Hayvanlara benziyor besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlar mantarların altına koyalım ama aktif hareket etmiyorlar hücre çeperleri var bitkilerin altına koyalım ama bitkiyle aynı yapıda hücre çeperi yok depo karbonhidratı da hayvana benziyor yani bazı özellikleri hayvanlar alemindeki canlılara benziyor bazı özellikleri bitkiler alemindeki canlılara benziyor o zaman biz mantarlar içinde ayrı bir alem açalım dediler 5. alem oluşmuş oldu. Sonra 1970'li yıllara gelindi. Arkeler bakterilerin altında sınıflandırılıyordu. Beş tane alem vardı. Bakteriler alemi, protistler alemi, mantarlar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi. Dediler ki arkeleri bakterilerin altına koyduk ama arkelerin bakterilerden çok farklı özellikleri var.'' DNA'larının etrafında histon proteinleri var ribozomal RNA'ları birbirinden farklı bunun için de ayrı bir alem açmamız lazım dediler. Günümüzde de size bu seneki dersimizde de anlatacağım 6 alemli sınıflandırma sistemi oluşmuş oldu. Yani ilk dersin başında söylediğim bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi dediğimiz 6 tane alemli sistem meydana gelmiş oldu. Günümüzde bu 6 tane alemle sistemi oluşturduğumuz sınıflandırma, tabii ki filogenetik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırma, filogenetik sınıflandırmaya aynı zamanda ne diyebiliyoruz? Doğal sınıflandırma ismini de verebiliyoruz. Filogenetik doğal sınıflandırma yaparken teknolojinin bana kattığı bakabileceğim her şeyi dikkate alarak sınıflandırma yapacağım. En başta tabii ki DNA ve protein benzerliğine bakacağım. Vücut simetrisine bakacağım. Embriyonik gelişim evreleri birbirine benziyor mu? Arada ne kadar fark var onlara bakacağım. Hücresel yapılarını dikkate alıyorum. Prokaryotlar şunlardır diyorum. Ökaryotlar bunlardır diyorum. Biyokimyasal özelliklerine bakacağım, anatomik fizyolojik özelliklerine bakacağım. Homolog organ dediğimiz kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlarını da tabii ki dikkate alacağım. Hazır homolog organ demişken hemen ondan da bahsedelim. Aslında neye bakmam lazım? Embriyonik kökenlerine bakmam lazım. Embriyonik kökeni aynı Yapı ve gelişimleri birbirine benzeyen, aynı veya farklı fonksiyonları yerine getirebilen yani görevleri aynı veya farklı olabilen organlara homolog organ ismini veriyoruz. Soruda da şöyle gelecek gençler yukarıya yazdım. Yukarıda verilenlerden hangileri homolog organları örnektir veya analog organları örnektir diyecek. Ya da homolog organları 3 tane örnek veriniz diye yazılı da sizden isteyecek. Yunus'un yüzgeci insanın kolu. Yunus memeli bir canlı yüzgecini hayal ettim etten kemikten insan memeli bir canlı kolu etten kemikten biri yüzmeye biri tutmaya yarıyor. O zaman bunların kökenleri aynı görevleri farklı homolog organdır dedim. Atın bacağı yarasanın kanadı dediğim zaman ikisi de memeli canlı etten kemikten ama görevleri farklı bunlar bizim için homolog organdır diyeceğiz. Hadi bunlarla ilgili sorulara bakalım gençler. Yukarıda verilen organ çiftlerinden hangileri analog organlara hangileri homolog organlara örnektir? Dediğim gibi aslında bakmam gereken şey kökenleri ama görevler de tabii ki bize ipucu olacak. Yunus'un yüzgeci atın ön üyesi. Yunus memeli bir canlı yüzgecini düşündüm etten kemikten atın ön üyesi dediği zaman öndeki ayağından bahsediyor tabii ki. O da etten, kemikten ama biri yüzmeye, biri yürümeye yaradı. Görevleri farklı. Ha, kökenleri aynı olduğuna göre o zaman bunlar homolog organdır diyeceğim. Homolog organlara biri yapıştırdım. Yarasanın kanadı, sineğin kanadı. Yarasa memeli bir canlı. Kanadını düşündüğüm zaman etten, kemikten, sinek, omurgasız hayvan, böcek yani. Böyle ince zarsı bir kanadı var diye hayal kurabilirim kökenleri farklı ama ikisi de uçmaya yarıyor. Zaten kim diyordu yarasa uçuyor sinek uçuyor bu ikisi havada yaşıyor yakın akrabadır. Aristo'nun yaptığı ampirik sınıflandırma böyle söylüyordu. Bu da tabii ki bizim için ne olacak? Analog organlara örnek olacak. Aslan memeli bir canlı ön üyesi insanın kolu etten, kemikten ama görevler farklı. O zaman bu tarafta hemen homolog organlara örnek oldu. Buraya da 3 yapıştırdım. Kelebeğin kanadı, serçenin kanadı. Serçe kuş etten kemikten bir kanadı var. Kelebek böcek zarsı bir kanadı var. Tabii ki burası da analog organlara örnek oldu. 2 ve 4'ü analog organda, 1 ve 3'ü homolog organda aradım. Cevabımız da B'ye düşmüş oldu. Doğal sınıflandırmada protein benzerliği, iskelet yapısı, larva benzerliği, vücut boşluğu gibi özellikler de tabii ki dikkate alınacak. Ne dedim? Yıldız, yıldız, yıldız sorularda çıkar canlıları sınıflandırırken kromozom sayısını dikkate almıyoruz. Kromozom sayısı yakın olanlar yakın akrabadır. Yok kromozom sayısı fazla olan daha gelişmiştir demiyoruz. Mesela insan 46 kromozomlu, moli balığı da 46 kromozomlu kurt bağırı bitkisi denilen bir bitki var. O da 46 kromozomlu. Benim en yakın akrabam genetik olarak bize en çok benzeyen canlı moli balığı mı? Ya da kurt bağrı bitkisi mi? Tabii ki hayır gençler. Devam edelim bir tane daha sorumuzla. Bilimsel sınıflandırma yaparken bilimsel sınıflandırmayla neyi kastediyorum? Yani doğal sınıflandırma yaparken, filo genetik sınıflandırma yaparken neyi dikkate alacağım? Hocam, gen benzerliğini tabii ki dikkate alacağız. İki canlının genetik yapısı, DNA'sı birbirine ne kadar çok benziyorsa onlar o kadar yakın akrabadır diyeceğiz. Kromozom sayısı hadi oradan dikkate alınmaz ki yaşama bölgesi dikkate alınmaz ki suda yaşıyor karada yaşıyor havada yaşıyor aynı ülkede yaşıyor diye a yakın akraba olmazlar hangisi dikkate alınırın cevabı yalnız bir oldu. Gelelim kendi içindeki kıyasa. Hani yazılı da hoca sorar dedim ya. Yapay ampirik sınıflandırmayla doğal filogenetik sınıflandırmayı karşılaştırınız diye yazılı sorusu gelir. Yapay sınıflandırmada ne yaptı? Canlıların dış görünüşlerine baktı, yaşadıkları yere baktı, bu sınıflandırmayı yaptı. Hangi organları dikkate aldı? Analog organları dikkate aldı. Canlı türlerine isim vermedi. Evrensel bir dil, herkesin anlayacağı bir dil kullanmadı. Tabii ki günümüzde geçerli değil. Filogenetik sınıflandırma yaparken anatomik, fizyolojik, genetik, embriyonik, protein benzerliği gibi bakabileceğim her şeye bakıyorum. Homolog organları dikkate alıyorum. Türleri isimlendirdim. Bir sonraki dersimizde detaylı vereceğim. İki tane Latince kelime yan yana gelerek tür isimlendirini, isimlendirilmesini oluşturdu. Bir de evrensel dil olarak Latince kullanıldı. Günümüzde de geçerlidir. Burada durarak bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi mesela televizyonlarda da görüyoruz veya doktora gittiğimizde de bunlar böyle kendi aralarında bir şeyler konuşurken hep Latince kullanıyorlar kelimeleri. Neden? Latince günümüzde geçerli olmayan bir dildir. Geçerli olmadığı için bu dile kelime giremez, bu dilden kelime çıkamaz. Ne demek istiyorum? Şimdi ben dünyanın bir yerinde bir tane çiçek buldum. Of çok güzel mor bir çiçek bu. Literatürlere girdim, araştırdım. Benden önce bu çiçeği bulan hiç kimse yok. İlk bulan benim. A diyorum ki bu çiçeğin adı Seda çiçeği olsun ve literatüre işledim bunu. Dünyada milyonlarca canlı türü var ve dünyanın farklı yerlerinde yayılış gösterebiliyorlar. Ben tutup da kendi ismimi çiçeğe verdim veya Türkçe bir isim çiçeğe verdim. Bu çiçek dünyanın başka bir noktasında da çıkabilir mi? Çıkabilir. Orada bulunan bilim insanı bu bitkiyle ilgili araştırma yaptığı zaman eğer başka bir dilde isim konulduysa, eğer ortak olmayan bir dil kullanıldıysa tekrar araştırmalar yapacak Belki o da kendi dilinde bir isim kullanacak. Ben burada onu araştırırken o da birebir aynı araştırmaları yapacak. Bu da karışıklığa ve zaman kaybına yol açacak. Biz ortak bir dil kullanmış olsaydık, o da literatüre girdiğinde ha benden önce keşfedilmiş böyle böyle özellikleri varmış diye bilseydi bu çalışmanın üstüne bir basamak koyabilirdi. O yüzden herkesin anlayabileceği bir dil oluşturulmak isteniyor. Herkesin anlayabileceği dille de kastım şu. Yani bu bilimsel çalışmayla ilgilenen herkesin anlayacağı bir dil. Mesela şöyle göstereyim size. Şu bizim Türkçede pazı kemiği dediğimiz bir kemik var burada. Latince'de bu kemiğin ismi humerus kemiğidir. Mesela ben diyelim ki pazı kemiğimi kırdım. Bunu yurt dışındaki bir doktora arayıp da ya ben pazı kemiğimi kırdım, ne yapayım dediğim zaman doktorun gözünün önünde benim hangi kemiğimi kırdığım canlanmaz. Ama ben doktora humerus kemiğimi kırdım desem... Amerika'daki de, Arabistan'daki de, Türkiye'deki de, İsviçre'deki de, Irak'taki de doktor hangi kemiğin kırıldığını bilir. Yani ortak bir dille kastettiğimiz bu gençler. Hemen konumuzu da özetleyip toparlıyorum. Bilim insanları canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırmanın incelemenin onları tanıma açısından tabii ki kolaylık sağlayacağını düşünmüşler. Bu nedenle de sınıflandırma bilimi ortaya atılmış. Eskiden yapılan sınıflandırmaya yapay ampirik sınıflandırma deniyor. Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı yere bakarak sınıflandırma yapıyorlar. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir hocam. Ampirik sınıflandırma yaparken analog organlar dikkate alınmıştır. Günümüzde geçerli olan doğal filogenetik sınıflandırmadır. Filogenetik sınıflandırmada ise dikkate alınan kriter tabii ki homolog organ dediğimiz organlardır diyeyim. Bir sonraki dersimizde de sınıflandırma basamakları, kategorileri tabii ki konumuz olacak. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.